Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere çok kolay bir pasta tarifi vereceğim. Daha öncesinde 3 malzemeyle bisküvi pastası tarifim çok da sevilmişti sizler tarafından. Onun biraz daha değişiğini yapacağım, daha kolayını. 5 dakika pastası diyebilirim. Gerçekten 5 dakika sürüyor ve çok fazla dolapta bekletmenize gerek yok. En fazla 1 saat dinlendirseniz bile yeterli. Hemen öncelikle krem şantiyi çırpmadan bir malzemelerimi sıralayayım. 3 paket kare petibör bisküvi kullanıyorum. 1 paketi kakaolu, 2 paketi normal sade. 1 miktar ceviz kullanacağım. 3 paket krem şanti, 1 miktar da çikolata. Krem şantilerimin arkasındaki ölçülere göre de krem şantileri çırpacağım için süt kullanacağım. Bu pastada isterseniz çikolata ve cevizi kullanmayabilirsiniz. Gene 3 malzemeyle bir pasta yapabilirsiniz. Hemen öncelikle krem şantiyi çırpayım. Kabımı önüme alıyorum. Şöyle 3 paket krem şantiyi boşaltıyorum. Tamamen arkasındaki ölçülere göre yapacağım. Burada 1 su bardağı ya da 1,5 çay bardağı diye yazıyor. Ben 1,5 çay bardağı ile hazırlayacağım. Çünkü daha katı bir kıvam istiyorum. Yani 4,5 çay bardağı süt ekleyeceğim 3 paket için. Önce düşük, sonra yüksek devirde kıvam alana kadar çırpıyorum. Yeterince çırptım, tamamdır. Hemen bisküvileri içerisine ufak ufak olacak şekilde kırıyorum. Şöyle birkaç tane daha kırarsam yeterli. Hemen hemen 2,5 paket koymuş oldum. 3 paketten şu kadar kaldı. Bunu koymayacağım artık. Bu sefer çok fazla olacak. Hemen içerisine tamamen bu aşamadan sonra istediğiniz ekleyebilirsiniz içerisine. Muz ekleyebilirsiniz. Ceviz, fıstık. Ben de şöyle cevizi birkaç parçaya böleceğim. Hemen hemen bir 15-20 tane ceviz kullanacağım. Yeterli. Karıştırıyorum. Ben böyle uzun bir kalıp kullanacağım. İsterseniz normal klasik bir kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Tamamen evinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz. İçerisini iyice streçle kapattım. Birazcık dışına verecek şekilde yapın. Hazırladım. Bisküvi karışımın içerisine döküyorum. Eğer ki bu size çok fazla geldiyse 2 paketle de yapabilirsiniz. 2 paket krem şantiyi çırparsınız. Bisküvi de yavaş yavaş kırıp kıvamını ayarlarsınız. Ben tam kendi kalıbıma göre yaptım. Tamamdır. Artık şöyle kenarlardan kapatıyorum. Bu kenarlarda fazlalık bırakmanız bu aşamada önemli. Eğer zamanınız varsa akşamdan yapmanızı tavsiye ederim. Ama zamanınız yoksa en azından 1-2 saat dolapta dinlendirin. Dolaba gönderip dinlendiriyorum. Pastayı dolaptan çıkardım. Şöyle 80 gramlık bitter çikolatayı dermale usulü olacak şekilde erittim, soğuttum. Pasta bir gece dolapta bekledi. Çünkü videosunu çekmeye zamanım yoktu. Ondan dolayı daha fazla dinlenmiş oldu. Şöyle hemen üzerindeki streci açıyorum. Şöyle uygun bir şeye ters çeviriyorum. Ben üzerinden poşeti alıyorum. Üzerine erittiğim çikolatayı dökeceğim. Süsleme aşamaları tamamen kendi isteğinize göre. Ben şöyle aralarına kalan cevizlerimi yerleştireceğim. Şöyle birazcık da aralarına çok az toz fıstık koyacağım.
Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel bir pasta oldu ve çok pratik ve kolay. Kesinlikle 5 dakikadan fazla bir zamanınızı almayacaktır. Pastayı şimdi dilimleyeceğim. Dilimli halinde görmeniz için. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.